Görmüş olduğunuz gibi bugün yine sportif avlarına başladık. Bugün bizi bundan birkaç hafta evvel Fransa'da Strasbourg bölgesinde en güzel biçimde ağırlayan Abdullah kardeşimiz ve de oğlu Mehmet Can'ı biz Almanya'ya davet ettik. Ha dedik, ne yapalım? Karşılıklı dedik. Önce Fransa, sonra sportif Almanya sazan avları yapacağız. Bugün yapacağımız avda bir İngiliz sistemi kullanacağız. İngiliz sistemi arkadaşlar şu. Ortalama 3'er olta bırakacağız oltaya, suya ve de tutacağımız her balığı aynalıysa aynalı, pulluysa pullu, yabani ise yabani, ostu ise ostu, levrekse ne hangi balık vursa vursun bu balıkları kayıt altına alacağız. Evet arkadaşlar, mevsim kış mevsimi. Onun için fazla sözlere de devam etmeyeceğiz. Çünkü bir an evvel ortalama şurada 2 saat gibi bir hava kararacak ve malzemelerini de yavaş yavaş kurmaya başlayacağız. Balıksı yememizi gideceğiz. Tam yayın balıklarının aşağı yukarı bu mevsimde toplanabileceği yere kayıkla bırakacağız. Ve de ona kendi yapmış olduğumuz şerbetin içine koyacağız. Ve bu şekilde yayın balığına bırakacağız. Bütün hazırlıklar tamam. Görmüş olduğunuz gibi balıksı yememiz şerbetimizle o kadar güzel kokuyor ki, bu da balıksı şerbetimiz ve bu bir. İkincisi karışık meyveli arkadaşlar. Yani tut bu karışık meyveli. Üçüncüsü de sarımsak doğasal. Yani şu anda 3 olta, 3 tane en güzel yemlerimizden başlayacağız. Arkadaşlar bütün oltalarımızı suya attık, değişik değişik yemlerle beraber ve alarmlarımızı açtık ve şimdi arkamızdaki görmüş olduğunuz çadıra gideceğiz. Bu çadırı bu federasyon üyelerine ve gelen misafir balıkçılara yapmış. Ağır yağmurlarda, gerekse şu anda bulunmuş olduğumuz kış aylarında ve de yazın aşırı sıcaklarda rahat edebilmeleri için. Ne yapıyoruz? Abdullah kardeşimizle beraber çadıra gidiyoruz. Efendim kendimizi sıcacık büyük bir çadırın içinde bulduk. Bu çadırın ortalama tahminen 7'ye 6 yani 40 metrekare civarında olduğunu düşünüyorum ben arkadaşlar. Ve de 3 metre gibi bir yüksekliği var. Ve bu çadıra bu federasyon çok güzellikler yapmış. Ceylanlı bir kalorifer koymuş. 2 tane masa koymuş. Ve de buna benzemez mum ışıklarını koymuş. Su kaynatabileceğine termostat koymuş. Ve buzdolabı var. Ve efendim rahatlıkla gördüğünüz gibi arkamızda ne var? Güzel, çok güzel oturacağımız 3 gün 3 gece oturacağımız koltuklarımız var. Ceza ne ceza? Cezasını ceza. Normal. Aha. Orada mı? Bir bakayım abi. Hangi tabağı? Yüce ol tabağı. Seni gelmiş olabilir mi? Yok. İpi gerdim şimdi ama. Evet, ilk balık oltamıza geldi ama tak. Evet arkadaşlar. Evet balık ucunda, ucunda Mekcan. Yavaş 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 yavaş. Çok yükleme oğlum. Evet arkadaşlar. Evet, daha kötü ne değil ki? Yavaş bana. Ne? No. Yok mu? Evet arkadaşlar, ilk bu mevsimde alarm veren ve balığın vurduğu yemimiz çilekti. Gördüğünüz 16'lık çilekliye vurdu. Pencereye vurdu bak. Tamam.
Yine aynı oltamız çaldı. Çilekli bolimiz. Biraz önce de böyle yapmıştı. Geriye döndü döndü, ondan sonra ağzını aldıydı. Zannedersem oradaki yemleri topluyor şu anda. Oltay da geri dönecek yani. Aynı yem, görüyor musun abi? Evet. İlginç yani, 12. ayda çilekli oltanın çalışması yani. Benim tercihim daha çok şekerli yemler. Biraz daha parfüm daha hızlı dağıldığına inanıyorum soğuk sularda. Hani böyle balıktır, köle türleri biraz daha soğuk olduğu için yağlı türler biraz daha zor, evet, koku yayıyor. Ya da bu sonbaharda, yine bu kış aylarında şey, hani sonbahar bitti, kışa girerken bir de yüksek içinde, hani hoch protein diyor yani, protein yüksek protein olanla, bizim bu çileklerde de gerekse sarımsak, doğasallar hep yüksek protein var. Bak o da belli ediyor, bak ikinci vuruşu şimdi. Ama dediğim gibi etrafında balık, yani şu anda tam takılmadı. Evet arkadaşlar, az önce Abdullah kardeşimin oltasının başına gitmiştik. Onun oltasına balık bulmuştu, oynatmıştı. Takılmadı. Tekrar çadıra gitmek istedik. O anda ben daha dışarıdaydım. Bir anda benim oltaya şey yaptı ama bu benim sol olta ve Abdullah kardeşimin sağ oltası birbirine çok yakın ve olta gitti, ona dolandı ve şu anda kayık kullanmayacağız. Belki gerekirse kullanacağız. Şimdi yavaş yavaş ben balığı çekiyorum. Abdullah kardeşim de yavaşça benimle beraber kendi oltasının boşluğunu alarak getiriyor. Evet arkadaşlar, gördünüz mü onu, pozisyon ne yapıyor? Balık, evet, ilk kavga filan onun. İlk balığımızı alıyoruz gerçekten. İlk balığımızı aldık. Küçük de değil galiba. O iyi ya. İki oltayla birden geldi ya, ondan fazla ağır, evet, hissedilmedi. Evet, aptal. İki oltaydan arkadaşlar bir balık alıyoruz. Nerede olan yavaş olun. Var baya ya da bu. Abla var baya. O güzel abi. Gel, o güzel. İp ne biçim gergin. Buraya koy abla, yatağa koy, yatağa gel. Dur abi, ipi düzeltemedim onun için. Abi. Bu pullu sadanın yabanesi arkadaşlar. Bakın balığın büyük uzunluğuna. Biraz da şeyine bakın arkadaşlar. Evet, şu anda ölçtüğümüz balık 95. Evet arkadaşlar, bakın 95 santim boyunda, yüksekliğini de bir ölçebiliriz arkadaşlar. Bunun yüksekliğini de şöyle aldığımız zaman 25 santim yüksekliğinde. Ve de tartacağız arkadaşlar. Efendim, nedir? Tamam canım. Sen de otur. Evet arkadaşlar, ne demiştik? Her balığımızı ölçeceğiz, her balığımızı tartacağız, her balığımızı da kayıt alacağız. Evet, şu anda ilk balığımızı yakaladığımız balığı ne yapıyor arkadaşlar? Bu balığımız tam kaç kilomuzu? 14 kilo yakın değil mi abi? 13 kilo 800. Evet arkadaşlar, tam 13 kilo 800. Normalde 1,5 ile 1,300 kilo arası falan abi. Aha. Tamam. Peki önceden bir yakalanmamış herhalde değil mi Mustafa? Ağzında bir çok yüklük yok bak balığın. Evet arkadaşlar, sulu gal yağıyor. Bakın. Bu havada balık yakaladı. Evet arkadaşlar, peş peşe ilk önce Mehmetcan koştu, ikinci Abdullah kardeşimiz koştu. Aynı oltaya, çilekli oltamıza, yani yüksek protein yemlerimize balık vurdu. Fakat bir türlü o balık dek gelmedi, kancaya dek gelmedi. Ve biz çadıra girdik. Abdullah kardeşimiz de dediğim gibi tekrar Mehmetcan kameramız çadıra girdi. Ben dışarıdaydım daha, elimi yıkıyordum. O anda balık vurdu, çabuk dedim kameramıza, Mustafa'ya. Baktım benim oltada balık var, çıktı ve... Abi şimdi de benim balık vurdu. Evet arkadaşlar, görüyorsun. Daha balığı not etmedi dedik herhalde değil mi? Birinci hayır, balığı. Hayır. Tamam, anlatıyorduk. Hızlı çaldı. Aha, orada tamam. Ha. Küçük abi. Ha, küçük orada. Evet. Aferin hocam.
Çok güzel Mehmetcan. Hatta ben okuyorum. Evet. Bu balık da Mehmetcan'a benziyor. Biraz toplu küçük. Küçük maynalı sazan. Evet arkadaşlar. Göster Abdullah kardeşimiz bakın. Bu da çileğimize vurdu arkadaşlar bizim. Bu da çilekin ortamıza vurdu abi. Abla kardeşimiz dedi ki ben diyor ilk defa görüyorum diyor arkadaşlar az önce çileğe diye balık buluyor diyor. Bu mevsimde diyor ama bu da ne gösteriyor gerçekten. Demek ki yem çalışıyor abi yani. Evet. Evet arkadaşlar bu balığımız da şu anda tam 55 santim. 55-56. Şimdi abla kardeşimiz balığı da dağıtacak. Ve bu balıkları ilk önce kayda alacağız ama tabii suda daha birkaç tane oltamız var yani sonuçta biz bunları kaydetmeyebiliriz ya balık da vurabilir bakacağız. Demek ki şu andaki sazan arkadaşlar 3 kilo. 3 kilo civarında. Evet 3 kilo arkadaşlar. Bu ne oluyor? Götür sal bunu. 12,5 kilo yabani sulu sazanımızın ardından 3 kiloluk aynalı geldi. Ve şimdi gideceğiz. Önce balığımızı salacağız ve sonra da bu iki balığımızı önce bir kaydedeceğiz. Al sen de olta çık. Buraya mı? Nasıl yedir? Olta sen de. Yavaş yavaş çık. Evet, yavaş. Yavaş yavaş al şimdi. Tamam, gel bakalım. Evet. Üçüncü sazanımız da tekrar yabani pullu 70 sandım. Tam 6 kilo. 6 kilo mu? Evet. 6 kilo yatakla az, beraber. Çok az geçiyor 6 kilo. Evet. 1 kilo 300 grama tartak yatağın hesap ediyoruz arkadaşlar. Bu balığımız 4,8 kilo. Evet. Bir yabani pullu. Şimdi onu kayda altına alacağım. Sazan balığında özellikle çünkü tek küçük kancalarla tutulduğu için ve de sazan balığının ağzının çok yumuşak olduğundan dolayısıyla ince, tekrar dediğim gibi ince misineler, hafif kamışlar ve de çok güzel ayarlı makineler lazım. Bu diğer balık avlarında diyelim ki levrek, tuna ve yayın balığı avlarında değişebiliyor. Çünkü onlara daha sert kancalar lazım. Yayın balığının ağzında belki en azından 3000 tane küçük diş olur. Tuna balığının ağzında da 4 çaplı diş olur ve bunlar kesici dişlerdir. Yani sizin anlayacağınız sazan balığıyla tuna balığı, levrek ve yayın balığı diğer balık türlerinden her balık tutmanın ayrı malzemeleri gerekmektedir. Arkadaşlar görüyorsunuz şu anda saate bakmadık. Avantuan çabucak dışarı çıktık. Çünkü Almanya'da gerçekten hava şu anda eksi 1-2 derece arası olması lazım. Bu havada balık vurdu arkadaşlar bakın. Bakın sesinden herhalde filerimiz dondu. Yani bu mevsimlerde bu şartlarda balık vurdurdu. Bakın.
Evet. Bu şekilde şu anda Leyla Abdullah kardeşimle yana gidiyorsun. Bu orta burada balık var. Evet ablam, gördüm şu anda filemiz donu geldi. Ben gördüm abi. Yani zor ayırdım yatak yerinden çünkü. Çok soğuk. Ortanın bakıyor hala buzlu yani. Bu bir mucize yani. Bu havada balon vurması. Ya da ben de vurdum ya da vurdurmamızın yani. Arkadaşlar, fazla sözle, lafla da palavraya gerek yok. Yani biz bunu başarabiliyorsak ve de bu şekilde buzda kendi yaptığımız yemlerle balık yakalayabiliyorsak, dediğim gibi buna da şapka çıkartmak lazım. Şu anda kafamızdan şapkayı da çıkartamayız çünkü çok o kadar soğuk arkadaşlar. Bakın, oh, çok güzel. Görüyoruz arkadaşlar şu anda bakın yatağımızın içindeki azıcık içi var balon vurması için onu kırıyoruz. Tam 93 92 92 santim oldu. Şöyle tamam. Evet arkadaşlar. İlk gece aldığımız 95 santimdi. Yabani sazandı. Bu da yabani pullu sazan. Bu da 92 santim. Bunu da bir tartacağız şimdi. ...16'ya yakın arkadaşlar bu. 15 kilo. Evet. 15 kilo arkadaşlar. Tam 15 kiloluk bir yabani. -2 dereceyi biliyorduk. Hatta sabahleyin gar yağacağını da biliyordu arkadaşlar. Ve bu şartlarda geldik. Abla kardeşim dedi, bizim davetimizi geri çevirmedi. Ha dedik, yakalarsak bir değişiklik olur ama o kadar da umudumuz yoktu. Demek ki keşfettiğimiz yerler de çok doğruydu. Yemleri de iyi seçtik ve de dediğim gibi bunu yakalama başarısı gösterdik. Evet, ablam ne diyeceksin? Üşüyorum abi sadece. Evet arkadaşlar. Son böyle değil mi? Evet arkadaşlar, inanılır gibi değil. Çadırın üzerine bir şeyler ses duyuyorduk. Çok rüzgar esiyordu. Dedik yine yağmurluğumuzu giyelim dedik.
dışarıda bir çıkalım dedik. Ne vardı yok dışarıda. Hatta çadırın ucundan dışarısı biraz beyaz gibi gözüküyordu. Dedim abla bir çıkalım dedim, bir bakalım dedik. Gördüğümüz manzara gerçekten çok harika diyelim. Bakın akşam bu da buz tutmuş. Bu sportif balıkçılık gerçekten arkadaşlar demek ki bir insanın hobisi, bazı çok kişiler nasıl anlatayım? Soğukta biraz da üşüyorum. Sıcacık sobanın başında, kaloriferin başında, çoluk çocuğuyla otururken, televizyon seyrederken, haberleri, güzel diziler seyrederken biz ne yapmışız? Ne yapmışız? Doğada, göl kenarında yatmışız. Ve ne olmuş? Ve gerçekten de çok güzel bu hobinin zorluklarını da yaşamışız. Ve de sizlere bunu, bizlere gerekse ekran başında, gerekse resimlerde, dergilerde gören arkadaşlar o zaman biraz daha anlasınlar ki arkadaşlar gerçekten o kadar kolay değil yani bu hakiki tam sportif balıkçılık çok kolay değil. Kolay gibi gözüküp de bize biraz da nasıl diyeyim abla biraz da bize Avrupa'da ya ne kadar kolay yok şurada Fransa'da Almanya'da ülke evet. İsmi vermemize gerek yok arkadaşlar çok kolay gibi geliyor buyurun gelin biz bu hava soğuk şartlarında az önce buranın federasyon başkanı da geldi. Ne o dedi ya siz daha burada mısınız dedi. Bizi gitti sanmış. Bizi gördü arabalarımız kar altında kendimiz karına ve de gösterdik kendisine. İki tane dedik tohu yakaladık. Yok dedi ya olamaz dedi. Nasıl dedi yemler kullandınız. Biz dedik balıksı ve de dedik hani karışık meyveli dedik. Bir de çilekliye vurdu. Olamaz dedi ya ben dedi inanamıyorum dedi. Sizin balık tuttunuz da dedi. Ama biz bunu tuttuk arkadaşlar. Evet, Mehmetcan da bakın arkadaşlar, bu gencecik delik anlamında bizimle beraber, babasıyla beraber kalıyor. Bu neyi gösteriyor biliyor musun? Bizim gibi ustalar, şayet bu bizim Mehmetcan gibi genç delik anlarımıza güzel örnekler olursa, balık oltaya vurduğu zaman hemen elinden alıp çocuğa çektirmezseniz ve ona sıranızı vermezseniz, sırasını yani, ne olur? Bu balıktan soğudu. Ama ben iyi biliyorum ki gerekse babası, gerekse biz usta balıklarda öğrenecekleri çok şeyler var. Ve de biz onlara her zaman sadece Mehmetcan'a değil gençlerimize örnek olalım. Ne yapalım? Onları doğaya alalım. Bütün gençlerimizi internet kafelerinde ya da buna benzeme yerlerinde bilardo salonlarına geçirmesinler. Bu güzel hobimizi Mehmetcan gibi yaşamaya çalışsınlar. Efendim görmüş olduğunuz gibi bir sportif sazan ağlarımızı kış mevsiminde kar altında kapatırken demeyeceğiz. Çünkü sportif sazan ağlarına bu mevsimlerde hava şartlarına devam edeceğiz. Burada ortalama 46 saat kaldık. Aslında bir gün daha kalmak istiyorduk ama gerekse sadece hava şartlarından değil ve biz yeter diyoruz. 46 saatte ne ilk geldiğimiz gün ortalama hava sıcaklığı 8 dereceydi, su sıcaklığı da 4-5 dereceydi. İlk gecemiz gerçekten çok süper geçmişti. İlk yabani sazanı pulluyu ben yakalamıştım. 12,3 kiloydu. İkinci sazan aynalı onu da Abdullah kardeşimiz yakalamıştı. 3,5 kilo ve üçüncü sazanımız da tekrar yabani pullu sazandı. 4,8 kiloyla Mehmetcan yakalamıştı. Artık son geceye geldik dün akşam. Hava şartları anlatmaya gerek yok. Kamera arkasından ekranlarda bizleri seyredenler görüyorlar. Ve bir anda su sıcaklığı arkadaşlar 2'ye düştü. Hava sıcaklığı da -2 derece düştü. Gece artık siz de seyrettiğiniz zaman da göreceksiniz. Ve o buzlu havada iplerin donduğu, makinelerin dönmediği bir soğuk gecede buranın hani büyük trofilerinden demeyeceğiz. Çok güzel bir yabani sazanı Abdullah kardeşimiz yakaladı. Saat gece 1-2 sıralarıydı 15 kiloyla. Yani 46 saatte arkadaşlar 4 tane sazan yakaladık ama hani gerçekten çok bizim için zor bir av oldu. Ama ne yaptık? Yattık, sabır ettik ve 4 tane balığı yakalamaya muvaffak olduk. Ve buradan bir diğer kış avlarında ve kar avlarında hepimizi görüşünceye kadar ben diyorum ki hepimiz bizleri seyretmeye devam edin. Devam edin diyoruz.